Mutlu sabahlar değerli izleyenler, günlerden 27 Nisan Cumartesi yeni gün haberleriyle karşınızdayız. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, hızlıca haberlerle başlayacağız. Bugün bir saatlik bir haber turumuz olacak sizlerle birlikte, hafta sonu olduğu için. Hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bugüne kadar yapmış olduğu Filistin ve İsrail diplomasisinin son halkasıyla buluşturalım sizleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamenterler arası Kudüs Platformu 5. konferansında konuştu. Günümüzün Hitler'i ve Nazileri Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Filistin halkının tarihin en vahşi zulümlerinden birine maruz bırakıldığını ifade etti. 7 Ekim'den bu yana yaşananları anlatmaya artık kelimeler yetersiz kalıyor dedi. Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin. Son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın. Günümüzün Hitler'i ve Nazileri Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını Gazze kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Gazze'ye yardımda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını söyleyen Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülkede yine Türkiye'dir dedi. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir. Gazze katliamlarının çok öncesinde askeri amaçla kullanılabilecek malzemelerin sevkini zaten tamamen durdurmuştuk. 9 Nisan'da aldığımız ihracat kısıtlaması kararıyla bu tavrımızı pekiştirmiş olduk. Mali idareler seçimi sürecinde İsrail'le ihracat kısıtlaması konusunda haksızlığa ve iftiraya maruz kalındığını belirten Erdoğan, İsrail'e jet ve jet yakıtı gönderildiği iddiasının gündeme taşındığını söyledi. İddiaları akıl, vicdan ve ahlak dışı olarak nitelendirdi. Şahsımızın Filistin davasını savunurken ödediği bedeller ortadayken Türkiye düşmanlarının da sağladığı lojistik destekle birileri ülkemizin ve milletimizin Filistin direnişine verdiği güçlü desteği gölgelemeye çalıştı. Bu kirli kampanyayı meselenin aslını bilmediklerinden değil, hırsları akıl ve vicdanlarının önüne geçtiği için yürüttüler. Sizin vicdanınız var mı ya? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir adım atması mümkün mü? Malatya Kürecik'teki radar üssüyle ilgili yalanlar söylendiğini ifade eden Erdoğan, Filistin'e en büyük desteği veren ülkemiz yıpratılmak, yıldırılmak istenmiştir açıklamasını yaptı. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak yaptığı, İsrail'e karşı yaptığı konuşma böyleydi. İsrail tarafından da hem sosyal medya üzerinden hem de hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çok sayıda açıklama zaman zaman geliyor ama dikkate değer olmadığı için sizlerle paylaşmıyoruz. Şimdi AK Parti diyeceğiz. AK Parti'de yerel seçim sürecinden sonra bir değişim çağrısı başladı. Yerel seçimlerden ikinci parti olarak çıkılmasından sonra başarısızlıkta payı olanlarla yollar ayrılabilir. Kulislere göre parti içindeki değişimin ilk aşaması 30 Nisan'da yapılacak. Merkez Yürütme Kurulu'nda olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan toplantılarda seçim sonuçlarının nedenleri belirlendi. AK Parti'nin düşen oylarının nedenleri arasında ekonomideki gelişmeler, enflasyonun artması, emeklilere ek zam verilmemesi gibi faktörler yer aldı.
AK Parti aday tanıtımında ve seçmene ulaşma sürecinde yaşanan eksiklikleri de değerlendirdi. Çalışmalar sonucunda tespitlerin yer aldığı bir rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın açıklamalarında parti içinde kongreye kadar bazı bayrak değişimlerinin yaşanacağı sinyalini vermesinin ardından seçim başarısızlığında payı olanların peyderpey görevden alınacağı belirtiliyor. Değişimin ilk aşamasının gerçekleşeceği nokta olaraksa gözler 30 Nisan'da yapılacak Merkez Yürütme Kurulu'na çevrildi. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan o MYK toplantısında seçim faturasında payı olanlarla bir konuşma gerçekleştirecek. İlk etapta genel başkan vekillerinde, yerel yönetimlerde ve seçim işlerinde değişiklik yapılacağı ifade ediliyor. Yerel seçim öncesi yaptığı konuşmalarda emeklilerin maaşları ve alım güçleriyle ilgili çok sayıda söylem geliştirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin maaşının döviz cinsinden 272 avroya tekabül ettiğini belirterek Almanya'da, Fransa'da söylediğimde kimse inanmadı. 2700'dür dediler. Milletin 1-0 eksik sandığı bu sefalete emeklilerimizi mahkum edenlere yazıklar olsun dedi. Özel, partisinin çalışmalarını takip etmek amacıyla Denizli'deydi. Çınar Meydanı'nda halkla buluşan Özel, KOBİ'lerin ve esnafın vize sorunuyla enflasyon muhasebesinde alınan vergileri gündeme getirdi. Dün akşamdan geldim. Özel, şirketlere yeni vergi borçlarının çıkarılmasına karşı çıktı. Varlıkların enflasyona göre yeniden değerlenmesi, finansal tabloların güncellenmesine evet derken, birileri tuttu, enflasyonla değeri artan, güncellenen varlıklardan kâr etmişsiniz gibi hesaba katarak vergi almaya kalktılar. Finansal tabloların güncellenmesine evet, yeni vergilere kazanmadan vergi vermeye, alacaklıyken borçlu çıkmaya hayır diyoruz. Çok sayıda şirket İflasın eşiğindedir, konkordatonun eşiğindedir, iş bilmezler, size sesleniyoruz. Yeter artık, düşün milletin yakasından. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, emeklilerin 272 avro aldığına yurt dışında kimsenin inanmadığını söyledi. Almanya'daydım, Almanlara anlattım, tercüme hatası. Yanlış söyledim sandılar. 272 euro maaş alıyor Türkiye'de emekli dedim. Düzeltiyor. 2700'dür diyor. Yok dedim. Strasbourg'daydım, Fransa'daydım. Tercüman kız yanlış söylüyor sandılar. Bir sıfır eksik değil mi dediler. 2700 olsun dediler. Dedim ki, o gün kendi kendime dedim ki, ey Özgür Özel, Türkiye'deki 272 euroluk emekli maaşının Almanca'ya tercümesi yok, İngilizce'ye tercümesi yok. Milletin bir sıfır eksik sandığı bu sefalete emeklilerimizi mahkum edenlere yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmenin arka planı ortaya çıktı. Gündemde sığınmacılar ve vize sorunu vardı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında birçok siyasi ile bir araya geldi. O isimlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'di. Özel ve Steinmeier görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre özel görüşmede yurttaşların uzun bir süredir Avrupa ile yaşadığı vize sorununu gündeme getirdi. Almanya'nın vize konusunda en kötü sicile ve en yüksek ret oranına sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Özel'in, sanatçılarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız
İş insanlarımız, hastalarımız mağdur. Bu Türk insanını rencide ediyor dediği öğrenildi. Özel Steinmeier'den vize sorununa ilişkin inisiyatif almasını da istedi. Özel'in gündem başlıkları arasında sığınmacı sorunu da vardı. Suriye'de kalıcı barışın sağlanması ve Suriyelilerin ülkesine dönmesi gerektiğini söyleyen Özel'in Suriyelilere Türkiye baksın yaklaşımının Türkiye içinde Batı'nın değerleri açısından da izah edilemez olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Özgür Özel'in İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlileri de gündeme getirdiği vurgulandı. Özel'in bu kapsamda Steinmeier'den Almanya'nın çözüm için daha etkin bir tutum almasını istediği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 126'ya çıkmıştı. CHP'ye yeni katılımlar da bekleniyor. Mecliste grup kurması için Saadet Partisi'ne Ali Fazıl Kasap gitmişti. Kütahya Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ali Fazıl Kasap'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceği ifade ediliyor. Ancak Kasap CHP'ye dönerse Saadet Gelecek ortak grubu tehlikeye girecek. İlk grup toplattığımızı hayra vesile kılsın inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde sandıktan birinci çıkmasının ardından siyasette dengeler değişiyor. Son olarak İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu CHP'ye katıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in baba ocağının kapıları açık çağrısının ardından ana muhalefet partisine katılımların devam etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda yerel seçimler öncesi Saadet Partisi'nin mecliste grup kurması için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceği konuşuluyor. Kasap'ın yerine Saadet Partisi'ne gideceği ileri sürülen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın da CHP'de kalmaya devam edeceği kaydediliyor. Artık bir gelenek haline geldi. Durum böyle olunca Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi ile birleşerek kurduğu meclis grubu düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Grubun dağılmaması için Saadet Partisi'nin Demokrat Partili ya da bağımsız bir milletvekilini transfer edeceği de belirtiliyor. Bir milletvekilinin Saadet Partisi'ne geçmesi halinde meclisteki Saadet Gelecek grubu devam edebilecek. Neden engellemek istediğini de çok İyi biliyoruz. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere idari para cezasının yanı sıra geçici kapatma cezası da verilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. Yüksek enflasyonla birlikte artan fahiş fiyat tartışmaları gündemden düşmüyor. Enflasyonun en çok hissedildiği noktalardan biri ise hizmet sektörü oldu. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı işletme sahipleri ve müşterileri karşı karşıya getirdi. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyat artışıyla mücadele kapsamında yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yeni düzenleme ile Ticaret Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. 20 maddeden oluşması öngörülen teklif önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. Teklifle birlikte fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar gelecek. Kanun teklifinde fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılması bekleniyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor. Ayrıca fahiş fiyat uygulayan ve stok yapan işletmelere uygulanacak olan geçici kapatma cezası da gündemde. Bu cezanın 15 günlük süreyle ve kademeli olarak uygulanması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle caydırıcı bir etki oluşturmak ve fiyatlardaki düşüşe katkı sağlamak amaçlanıyor. Kırmızı et alamayan vatandaşlar için beyaz et bir çıkış kapısıydı. Artık beyaz ete de vatandaşların ulaşması oldukça zor. Tavuk eti fiyatlarına yıllık bazda %220 zam geldi. Kırmızı ete gelen zamların ardından beyaz ete yönelen vatandaşın onu da almaya gücü azaldı. Tavuk eti fiyatlarına yüksek oranda zam geldi. Piyasada bilinen bir markanın bütün piliç kilogram fiyatı bir yılda %107 zamlandı. Sadece yılbaşından bu yana bütün tavuk fiyatına %50 zam geldi. Şu an Ankara'da bütün tavuk 150 liradan satışa sunuluyor. Şu an tavuk dönerin fiyatı et dönerle aynı ve kesinlikle ucuz değil.
Yani biz geçenlerde tekrar bir yemek ihtiyacı duyduk. Gittik. Tavuk fiyatları o zaman baktım. Et dönere yaklaşmış. Tavuk göğüs fiyatları da aynı şekilde zamlandı. Yıllık bazda %212 artış gösteren tavuk göğüs fiyatları yılbaşından bu yana %89 zamlandı. Şu an Ankara'da tavuk göğüs fiyatları 265 lira civarında. Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği tavuk dürümse Ankara'nın merkezi Kızılay'da ortalama 170 liradan satışa sunulurken Antalya'da bu fiyat ortalama 160 liradan alıcı buluyor. Pahalı, çok pahalı. Her yer müşteri kaybına neden oluyor. Piyasa pahalı zaten. Aldığımızı bir daha alamıyoruz aynı parada. Tabii çoğunluğu yüksek fahiş fiyatlarda yani. Fiyatlar çok yüksek. Ben de günlük hayatta tercih ediyordum ama fiyatlar arttığından dolayı artık daha çok böyle daha avantajlı menülere tercih ediyoruz. O yüzden çok fazla artık tüketemiyoruz diyebilirim. Uzmanlar zammın üretim sayısı ve talep dengesiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Üretimin talebi karşılamaması nedeniyle de fiyatlar yukarı yönlü etkileniyor. Fiyatlardaki artış nedeniyle kırmızı et alamayan vatandaşın beyaz ete yönelmesi, üretimin de yetişmemesine neden oldu. Ticaret Bakanlığı söz konusu durum için adım atacak. Bakanlık beyaz etteki fahiş fiyat sorununu çözmek için tavuk ihracatına yasak getirmeye hazırlanıyor. Yasakta yurt dışına ihraç edilen tavuk iç piyasaya yönlendirilecek ve böylece fiyat artışı engellenecek. Ticaret Bakanlığı banka hesaplarının menfaat karşılığı başka kişilere kiralandığının tespit edildiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN kiralamanın ve kullanımına izin vermenin suç teşkil ettiği bildirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dolandırıcıların çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşarak banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı kanallardan edinilen paranın transferini bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada dolandırıcıların hedef olarak belirledikleri kişilere çeşitli yöntem ve vaatlerle ulaşmaya çalıştığına işaret edildi. Araç ya da ikinci el ürün alım satım siteleri, sosyal medya platformları, yatırım tavsiyesi veren platformlar gibi sıkça kullanılan kanallar üzerinden tüketicilerin karşısına çıkan dolandırıcıların öğrenci, ev hanımı gibi gelir kaynağı görece kısıtlı olan veya yaşlı, engelli gibi daha hassas tüketicileri hedef aldığı bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların bilgisizliğinden, hatalarından, zaaflarından ya da belli markalara olan güveninden faydalandığı belirtildi. Açıklamada hesapta gerçekleşen işlemlerle ilgili sorumluluğun doğrudan hesap sahibine ait olduğuna dikkat çekildi. Hesap sahibinin hesabını başkasının kullandığını bildirmemesi durumunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacağı aktarıldı. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışında normal şartlarda emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor ancak bu sene Temmuz zammının yıllık enflasyona göre yapılması tartışılıyor. Emekliye ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı için milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayına çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerin maaş artışları 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak'ta %6.70, Şubat'ta %4.53, Mart'ta ise %3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 3 aylık enflasyon %15.6 oldu. 3 aylık enflasyona göre emekliler %15'lik zammı garantiledi. Ancak kesin rakam Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. Merkez Bankası'nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde ise emekli zammı için bir ipucu vardı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini Nisan ayı için %3.25, Mayıs için %3, Haziran ayı için de %2.54 oldu. Anketteki beklentinin gerçekleşmesi halinde emekliye Temmuz'da verilecek zam oranı %25 olacak. Ancak geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri rahatlatmak için masada bir formül daha var. Bu da zammın 6 aylık enflasyona göre değil, yıllık enflasyona göre yapılması. Ekonomistlerin beklentisine göre bu formülün hayata geçirilmesi halinde emekliye Temmuz'da yapılan zam %35-40 arasında olabilir.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski siyasetçi, iş insanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. 19. dönem spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz. Yılmaz İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! Mehmet Ali Yılmaz'ın cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı. Yılmaz'ın naaşı namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevenleri son yolculuğuna uğurladı Yılmaz'ı. Cenaze namazına Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlardan Mehmet Ağar, Adil Kara İsmailoğlu ve Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili Kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcularla spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP İGM üyeleriyle birlikte ve Grup Başkan Vekili Ahmet Zeki Ertürk ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında İGM üyelerini misafir etti. Taytak seçim sürecinde MHP'nin başarılı bir grafik sergilediğini belirtti. Evet. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından il genelinde Milliyetçi Hareket Partisi il genel meclisinde 11 üyeyle temsil hakkı kazandı. Odalar var, şey, kapılar var. Yok, oradan değil. Seçilen meclis üyeleri MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ı mecliste ziyaret etti. İl genel meclis üyeliğine seçilen meclis üyelerini tebrik eden Taytak, 31 Mart mali idareler seçimlerinde başarılı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Afyonkarahisar'ımızda başarıyla çıktık. Hem il genel sayımız arttı, hem belediye sayımız arttı, hem ilçe sayılarımız arttı. Bunun sorumluluğu ve bunun yükümlülüğü var. Bunları yerine getirmek bizim boyumuzun borcu. Grup Başkan Vekili Ahmet Zeki Ertürk ve İl Genel Meclisi üyeleri de Taytak'a teşekkür ederek Afyon'a ve köylerine hizmet için çalışacaklarını ifade etti. İstanbul'da terör örgütü PKK-YPG'nin talimatıyla İstiklal Caddesi'nde düzenlenen 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Ahlam El-Beşir 7 kez ağırlaştırılmış müebbetle 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam El-Beşir'in de aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Albaşır'ı devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak ve 6 kişiye karşı kasten öldürme suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Albaşır'a kasten öldürmeye teşebbüs ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak suçlarındansa toplam 1794 yıla kadar hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan 10 kişiden 4'ü ise tahliye edildi. İstanbul'da motosikletli trafik polisi Emrah Büke trafik kazası sonucunda şehit oldu. Türkiye İstanbul'dan gelen şehit haberiyle üzüldü. İstanbul Emniyeti polis Emrah Büke'ye ağlıyor. Elmalı Kent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu. Arkadaşlar uzak durun, uzak. Tamam hadi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Büke hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüphe sol tarafa doğru. Tamam, sol yardım lazım olduğu zaman çağıracağım.
şehit düşen polis memuru Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Milli İstihbarat desteğiyle terör örgütü DAEŞ'in iki sözde sorumlusu yakalandı. Ayrıntılara bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'in iki sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü DAEŞ'in sözde Şam vilayetine bağlı para trafiğini yöneten Ebu Bekir El Kureyşi kod adlı Ziyad El Hacci ile Ebu El Bera kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Antalya'da trafik ekiplerinin fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi sırasında çok sayıda minibüse ceza uygulandı. Turizm bölgesinden gelen minibüsten inen yolcu sayısı görenleri şaşkına çevirdi. ATV ile kırmızı ışıkta geçen turist ise sarı ışıkta geçtiğini savundu. Pes dedirten görüntülerin detayları haberimizde. Antalya'da trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerinde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Trafik ekipleri ceza yağdırdı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri kazaların önlenebilmesi amacıyla farklı noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Denetimler esnasında karşılaşılan bazı olaylarsa görenleri hayrete düşürüyor. Turistleri taşıyan 16 yolcu kapasiteli bir minibüsten 35'in üzerinde yolcu inerken ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Denetim sırasında ağzına kadar dolu olan minibüsün kapısı açılınca turistler hızla inmek zorunda kaldı. Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine 540 lira para cezası ve 10 ceza puanı uygulandı. Öte yandan eşiyle birlikte kiraladıkları ATV araçla gezen bir turist ise kırmızı ışık ihlali yaptığı için trafik ekipleri tarafından durdurulunca ekiplere itiraz etti. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden turist, kendisinin geçtiği esnada trafik ışığının sarı olduğunu söylemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolar ülkedeki birçok üniversiteye yayıldı. Amerikan yönetiminin İsrail'e silah satışına son vermesi isteğiyle yapılan protestolarda aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Columbia Üniversitesi'nde bir hafta önce başlayan ve üniversite yönetimiyle öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York, Columbia, Güney Kaliforniya, Yale, Texas, Indiana ve Minnesota üniversitelerinde en az 570 öğrenci gözaltına alındı. Öte yandan Güney Kaliforniya Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da protestolara ilişkin konuştu. Öğrencileri, Yahudi öğrencilere ve Yahudi öğretim üyelerine saldırmakla suçlayan Netanyahu, protestoların durdurulması için daha fazla yapılmalı dedi. İsrail'in haksız yere soykırımla suçlandığını öne süren Netanyahu, antisemitik olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti. Columbia Üniversitesi'nde Yahudi öğrenciler, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Öğrenciler kampüste antisemitizmle karşılaştığını iddia edenler, İsrail karşıtlığıyla Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar dedi. Kampüste antisemitizmle karşılaştığını iddia edenler, İsrail karşıtlığıyla Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar diye konuştu. (Gülüyor)
Kenya'da şiddetli yağışın yol açtığı selde çok sayıda yerleşim yeri su altında kaldı. Geçen aydan bu yana devam eden yağışlarda en az 32 kişi hayatını kaybetti. Açıklama Kenya Kızılaçı tarafından yapıldı. Selde en az 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Su baskınlarının başkent Nairobi'yi etkilediği belirtilen açıklamada yerleşim yerlerinin büyük zarar gördüğü kaydedildi. Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ne 3 kez giren ayılar tesise zarar verdi. Bu durumdan bıkan yetkililerse bir not yazarak ayılardan kapılara zarar vermemesi için istekte bulundu. Ayılar pes dedirtti. Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ndeki tesislere 3 kez giren ayılar tesise zarar verdi. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim görevlisi kayak antrenörü Fikri Özkan, ayı saldırılarından bıktıklarını söyleyerek kapıya not bıraktı. Kapıyı kırma, anahtar paspasın altında diyerek. Bu bir yıl içerisindeki 3. ayı saldırısı. Artık bunu aldık, aynı kapıyı kırıp kırıp duruyor aynı ayımız. Artvin'de 2200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'ne ayılar 3 kez girdi, kapıları kırdı. Kapıları tamir etmekten bıkan tesis yetkilileri ayılardan kapılara zarar vermemesi için ricada bulundu. Bu isteklerini de kapıya not bırakarak dile getirdi. Ben de ayıya bir not bıraktım. Kapıya not asılması olayını anlatan kayak antrenörü Fikri Özkan, "Burası Artvin, şiddete gerek yok." mesajı verdi. Ayı kardeş, şiddete başvurmanıza gerek yok. Burası Artvin. Girmek istediğinizde anahtar paspasın altındadır. Şiddet hiçbir şeyi çözmez. Böyle bir not bıraktık. Ayıysa anlar artık. Kapıya asılan not yüzleri güldürürken bundan sonraki süreçte ayıların ne yapacağı da merak konusu oldu. Okuma yazmayı bilmiyorsa zannedersem yazı olduğunu anlar ve uyarı olduğunu da anlayınca bu sefer ya paspasın altını kontrol eder ya da çekip gider. Çünkü üçüncü kez oluyor bu. Dördüncü olursa artık binaya çekecek. Muratpaşa Belediyesi'ne gideceğiz şimdi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi son yıllarda eğlence sektöründe popülerleşen disk jockey, yani bilinen adıyla DJ'lik mesleğinin meraklıları için ücretsiz kurs başlattı. Kursa ilgi yoğun. Başında 5 saniye boşluk var diye. Onu böyle ileri aldım. Tam şarkıyı başına getir. Turizm kenti Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ilginç bir kursa imza attı. Eğlence sektörünün önde gelen mesleklerinden disk jockey, yani DJ'lik meraklıları için belediye ücretsiz eğitim başlattı. Kurs yoğun ilgi görüyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde verilen eğitime hobi ya da bir iş kolu olarak DJ'likle ilgilenmek isteyen herkes katılabiliyor. Boşluk var diye. Kursta armoni, elektronik dans müziklerinin bölümleri gibi temel düzeyde eğitimler veriliyor. DJ Daraske ismiyle tanınan Murat Aydın'ın verdiği eğitimlerde kursiyerlere başlangıç seviyesinde DJ'lik bilgileri veriliyor. Temel armoni bilgisiyle başladık. Elektronik dans müziğin bölümleriyle başladık. Bilmeleri gereken temel bilgileri verdik. Bundan sonraki derslerde de üzerine pratik yaparak ilerleyeceğiz. 24 saatlik çok kısa bir kurs aslında, meslek öğrenmek için çok kısa bir süre ama bizimki de başlangıç seviyesinde. Buradan aldıkları bilgilerle atıyorum bir otelde işe başlayabilirler, kendilerini orada geliştirebilirler. Murat Aydın 2 yıl önce de ücretsiz kurs açtıklarını ve kursu tamamlayanların DJ olarak sektörde çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Bundan 2 yıl önce de bu kursu yapmıştık yine Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla, ücretsiz başlangıç seviyesinde DJ kursu olarak. O zaman 35 kişi katılmıştı ve sertifikalarını almıştı. Bunların yaklaşık 25 tanesi aktif olarak DJ ile devam ediyorlar otellerde, özel mekanlarda, düğünlerde, gece kulüplerinde. Kursa katılan DJ adayları ise oldukça memnun. Hocamızın anlattığı derslerde manuelle müzik çalardık tabii ki. Aradan 20 yıl geçti, her şey dijitalleşti. Hevesimizi tekrar devam ettirelim dedik bakalım. İlk başta işin teorini algıladım, denedim. Sonra pratik yarın başlayacak. Pratiğini yapmak için sabırsızım şu anda. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika veriliyor. Sağlık Bakanlığı 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli alımı yapacak. Sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı.
Karara göre yıl sonuna kadar uygulanmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği hizmet birimleri belirlendi. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3498 tabip, 32464'te uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 35984'ü yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ise henüz netlik kazanmadı. Ancak başvuru kılavuzunun Mayıs ayı içinde yayımlanması bekleniyor. Çanakkale Boğazı'ndan transit geçiş yapan bir gemide yangın çıktı. Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Varna Limanı'na gittiği öğrenilen ve 14 mürettebatı bulunan Barbados bandıralı AK Discovery adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkiinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 romorkörle bir hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Boğaz trafiği de transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Yangın yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında bir kişi yaralandı. Suriye uyruklu yaralı Obaid Muhammad Nur, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kuru yük gemisi, kıyı emniyeti ekiplerinin refakatinde karanlık liman bölgesine demirletildi. Geminin güvenli bölgeye çekilmesiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak açıldı. Her geçen gün artan işletme maliyetleri, akaryakıt fiyatlarındaki büyük artış ve maliyetlerin yüksekliği nakliye sektörünü durma noktasına getirdi. Yetkililer 10 kamyondan 4'ünün atıl durumda olduğunu belirtiyor. Pandemi döneminde e-ticaret sektörünün hızla büyümesi nakliye sektörüne yatırımın artmasına neden oldu. Bu dönemde bazı firmalar işleri lojistik olmamasına rağmen kamyon, tır ve trailer yatırımı yaptı. Piyasada kalan kamyonlarda fazlalığı oluşturdu. Yetkililer sürekli büyüyen kamyon havuzunun artık arz kısıtlılığından dolayı talep bekler duruma geldiğini belirtiyor. Konunun uzmanları ayrıca Türkiye'nin içine düştüğü enflasyon ortamı ve döviz kurlarının tahminlerin çok ötesinde artması işleri aksatarak nakliye sektörünü zor duruma sürüklediğini de dile getiriyor. Şu an ticari yük taşımacılığı yapan 550 bin kamyondan yalnızca 350 bini aktif şekilde çalışıyor. Bir başka deyişle Türkiye'de halihazırda 10 kamyondan 4'ü atıl durumda. Durum böyle olunca da araç sahipleri kontak kapatıyor. Adana'da bir kişi kapısı açık seyreden otobüsten düşerek ağır yaralandı. İşte o anlar. Yürekleri ağza getiren olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşandı. Balcalı Mahallesi Güney Kampüs yolunda kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden inmek isteyen bir kadın dengesini kaybederek düştü. Olay üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yılında hem Türkiye'nin hem de dünya turizminin çok parlak geçmesinin beklendiğini söyledi. Kavaloğlu, dünyada turizm sektöründeki istihdam sayısının arttığına da dikkat çekti. Kısa adı AKTOB olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yılında Türkiye'de ve dünyada turizm rakamlarında artışın yaşandığını söyledi. 40. yılını kutlayan birliğin Nisan ayı toplantısında konuşan Kavaloğlu, dünya ve Türkiye turizminde ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Bu büyümeyle birlikte
1.89 trilyon dolara ulaşacak dünya turizm geliri. Kavalıoğlu dünyada turizm sektöründeki istihdam sayısının da arttığını açıkladı. İstihdam verileri artışla devam ediyor. 28 milyona yakın bir ilaveyle birlikte 330 milyon kişiye yükselecek istihdam gücü. Aktop Başkanı Dünya Turizm Örgütü verilerine göre demiryoluyla seyahatte artışın olduğunu, 2024 yılında iş seyahatine çıkanların yanında akrabasını veya arkadaşını götürmeyi planladığını söyledi. 2024 yılında dünya çapında en hızlı büyüyen seyahat kategorisi şaşırtıcı bir şekilde demiryolu olacak. Burada özellikle görüyorsunuz, bunun da bir sebebi var. Yine bizden sonraki konunun özellikle bu rakamlarla birlikte desteklenmesinin sebebi bu. 35.6 ile en yüksek artışın demir yolu olacağını görüyoruz. 2024 yılında iş amaçlı seyahat edenlerin %24'ü iş seyahatiyle bir arkadaşına veya bir akrabasını götürmeyi planlıyor. Kavalıoğlu 2024 yılında 1,89 trilyon dolarlık turizm gelirinin beklendiğini belirtti. Kavalıoğlu gençlerin seyahat tercihlerini sosyal medyaya bakarak yaptığına dikkat çekti. Özellikle 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağının %42'si tatillerini TikTok ve Instagram gibi platformlara göre planlıyorlar ve ilham alıyorlar. Y kuşağı dediğimiz kuşaksa 1981-1996 seyahatlerini planlamak için Copilot, Gemini, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarına en çok güvenen kuşak. Bunu da Deloitte söylüyor. Deloitte bu konuyla ilgili bir araştırma yapmış. Y ve Z kuşağı tabii ki belki sağlık sebeplerinden dolayı da olacak ama Boomers kuşağına kıyasla 3 kat daha fazla seyahat ediyor. Japon otomotiv devi 2023 mali yılı için hedefini tutturamadı. 10 milyon 100 bin araç üretim hedefi 9 milyon 970 binde kaldı. Japon bir otomotiv firması yaptığı açıklamada bir yıllık üretim, satış ve ihracat verilerini duyurdu. Buna göre firma 2023 mali yılında araç üretimini önceki mali yıla göre %9,2 artırdı. Ancak 2023 yılı için üretim hedefini tutturamadı. Daha önce duyurdukları 10 milyon 100 binlik üretim hedefi 9 milyon 970 binde kaldı. Firmanın bu üretim hedefini tutturamamasında en önemli etken olarak elektrikli araç satışlarının beklenenden az geldiği tartışılıyor. Günlerdir ülkenin dört bir tarafında etkili olan ve Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu taşınımı turizm kenti Antalya'yı da etkisi altına aldı. Çöl tozu kentte görüş mesafesini azalttı, araçlar tozla kaplandı. Çöl tozunun bu akşamdan itibaren etkisini azaltması bekleniyor. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Meteoroloji çöl tozunun ardından 35 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altına giren kentlerden biri de turizm kenti Antalya oldu. Kuzey Afrika'dan ülkemize gelen çöl tozu taşınımı birçok kentte olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da kendisini gösterdi. Çöl tozu Antalya'da yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 30 dereceleri gördüğü Antalya'da yüksek nemle birleşen çöl tozu görüş mesafesini kısalttı. Birçok araç da çamura bulandı. Antalyalılar hem sıcak hava hem de toz taşınımından olumsuz yönde etkilendi. Çölden gelen tozun bu akşamdan itibaren ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Yaklaşık bir haftadır ülkeyi etkisine alan çöl tozları için meteoroloji bir kez daha uyarı yaptı. Sarı kodla yapılan uyarı 35 il için. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Tahminlerde kuvvetli rüzgar uyarısının yanı sıra son günlerde yurt genelinde etkili olan çöl tozlarına ilişkin uyarı da yer aldı. Uyarıda İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayan bölgelerde 35 il için yer yer toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Tozların oluşturduğu görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Kadıköy'de belediye otobüsünde tek başına oturmak isteyen bir kişi başka bir yolcunun boş koltuğa oturmak istemesine sinirlenerek taşkınlık çıkardı. Diğer yolcular bu duruma daha fazla tahammül edemedi. Şahıs otobüsten yaka paça dışarı atıldı. Allah! Allah! Allah!
Olay dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre Kadıköy'de İETT otobüsüne binen bir şahıs otobüsün koltuğunda tek oturmak istedi. Yanına oturan olunca da taşkınlık çıkarmaya başladı. Yolcularla tartışmaya başlayan yolcu, otobüsteki diğer yolcular tarafından dışarıya çıkarılmak istendi. Allah! Allah! Sinir krizi geçiren şahıs, kendisini dışarıya çıkartmak isteyen kişilere tekmeyle karşılık verdi. Taşkınlık çıkaran yolcu, araya girenlerin de desteğiyle aşağıya indirildi. Allah! Her yıl Akdeniz Körfezi'nden geçerek Rodos'a doğru hareket eden deniz analarının bu seneki geçişi de tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, bu sene artış görülen deniz analarının çoğalma sebebinin Akdeniz'deki kirlilik olduğunu söyledi. Göçün bittiğini ve vatandaşların yeniden korkmadan denizlere girebileceğinin müjdesini verdi. Biz evvelsi gün deniz üzerinden yaklaşık 5 kilometre gittik. Körfezi iyi takip ediyoruz. Daha sonra 23 Nisan'da Kemer'deydik. Hem aşağı yukarı 1 kilometrelik bir alanda dalış yaptık. Ayrıca 2 kilometrelik bir mesafede de su yüzeyini taradık. Hiçbir deniz anasıyla karşılaşmadık. Bu da geçişin tamamlandığını gösteriyor. Akdeniz sahilleri deniz analarına teslim oldu. Sayıları her geçen gün artan deniz anaları denizleri, sahilleri doldurdu. Her yıl birçok farklı etkinliğe sahipliği yapan Antalya'da şimdi de Akra Gran Fondo bisiklet turunun 6.sı düzenlenecek. 580 kişinin kemerin eşsiz manzarasında pedal çevireceği yarışmanın tanıtım toplantısı yapıldı. Yerli yabancı bisiklet tutkunlarını Antalya'da bir araya getiren Akra Gran Fondo bisiklet turu 6. kez düzenlenecek. İki etaptan oluşan yarışmada 580 bisikletçi pedal çevirecek. Mavi ve yeşilin bir parçası ol sloganıyla düzenlenen yarış, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer'de yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler bitiş çizgisini görmek için mücadele verecek. Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve aynı noktada sona erecek. 98 kilometre ve 49 kilometre olmak üzere iki ayrı parkurdan oluşan yarışlarda renkli görüntüler ve mücadele olacak. Organizasyon öncesi yarışmanın tanıtım toplantısı düzenlendi. Hoş geldiniz demek istiyorum. Antalya Vali. Toplantıda konuşan Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya'nın turizm kadar sporla da yıldızı parlayan bir şehir olduğunu söyledi. Bu şehirde turizm, evet dünyada turizmin başkenti olarak gurur duyduğumuz çok önemli bir marka. Ancak bu şehir aynı zamanda sporun da başkenti. Yani her hafta, her ay bu şehirde uluslararası bir organizasyon yapılıyor. Binlerce sporcu Antalya'da spor yapıyor, spora hazırlık yapıyor, değişik organizasyonlar yapılıyor. Üçüncü kez yapılacak olan bisiklet turu hakkında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmi çeşitlendirmede sporun rolüne değindi, turizmde çeşitlilik çağrısı yaptı. Geçim kaynağımız turizm. Ama turizm 6 aya 7 aya sıkıştı. Herhalde bizim bölgede 7 ayda kaldı. Artık bunu çeşitlendirmemiz lazım. İşte bunun başında da Sayın Spor İl Müdürümüzün dediği gibi spor turizmi geliyor. İki etaptan oluşan yarışlar Kemer Olbia Parkı'nda başlayacak ve yine aynı noktada sona erecek. Yeni gün haberlerini tamamlıyoruz değerli izleyenler. Pazartesi 08'de burada karşınızda olacağız. Hoşça kalın, esen kalın.